Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzü billahi semiul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezati şeyatin ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tektulû enfusekum. İnnallâhe kâne bikum rahîmâ. Sadakallâhu l-azîm. Allah'a menfa'nâ bil-Kur'ân l-azîm. Mübarek lana fî ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum illezî lâ mûte ebedâ. Ve defa'tu anni ve ankum s-sûr ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîn azîm. İnşallah onda haftaya 7.30'da fethi namazına durarız. İnşallah rahman. Onda sır var. 9'u tamamlayacağız inşallah. Allah çok fütühat nasip eylesin. Amin. Düşmanlarımızla aramızı hayırla fethaylesin. Amin. Düşmanlarımızı mağlup eylesin. Amin. Ehl-i İslam'ı aziz eylesin. Amin. Ehl-i sünneti galip eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve âli seyyidina. Fetih. Gazze'de dualar ettik. Filistin'e dualar ettik. Yahudi'ye kahariyeler okuduk. Elhamdülillah. Allah kabul etsin en yakın zamanda. Rabbim izhar eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Ankara radyonun yayını açıldı elhamdülillah. Ankara merkez ve şeyinde 106.3. Bunu da duyuralım. Ankara'da çok cemaatimiz. Ben eskiden her ay giderdim Ankara'ya. 28 Şubat'tan evvel çok senelerce gittim sohbet. Cemaatlarımız var, kardeşlerimiz var, efendi hazretlerimizin müritleri var çok. 106.3. Evlere televizyon sohbetten sebep almamalı. Radyoda aynı işi görüyor. Onun için radyodan ihvan zaten dinler. 106.3 Ankara yayını açılmış. Lale Gül, diğer illerden açılanlar 30 kadar belki fazla. Bunların frekans bilgileri Lale Gül TV, Lale Gül FM sitesinde. Oradan isteyen girer siteye, yayın şeyini bulur. Oradan kurar, diğer illerde de sohbetleri ve diğer hoca efendilerin sohbetlerini ve fetvalarını dinlemek nasip olur. İnşallah rahman. Lale Gül Vakfı yardımlarınızı bekler. Bu yardımlar bir ilde, ilçede neyse veyahut da bir sohbet kanalını yayına geçirmek ve bunun için infakta bulunmak, yardımda bulunmak. Bütün hocaların sohbetlerini, ayetleri, hadisleri kendi okumuş gibi, tebliğ yapmış gibi sevap kazandırır. Emr-i bil maruf'un ruhu budur. Ve bir külliye camiler yapmaktan daha faziletlidir. Çünkü camiler yaptığın camiler boş. Bütün camiler boş. Sabah namazda hiçbir yerde cemaat yok. Ama sohbet verdiğin zaman millet namaza başlar, camiye gider. Onun için bu sohbet işini, yani Lale Gül'ün özellikle radyo konusunda Türkiye'nin her yerine bu radyonun sohbetlerine ulaşması, çünkü arabalarda, efendim, dağlarda, bayırlarda, çayırlarda herkese ulaşması lazım. Bu sohbetler herkese ulaştığı vakitte buna zerre kadar infak eden, yardım eden, hayır yapan öyle cami yapmaya, çeşme yapmaya, köprü yapmaya benzemez. Çünkü en mühim mesele emri bil maruf neyal münker. Cami her yerde var. Her yer benim ümmetime mescid buyuruyor. Cemaat demek sen her yerde kılabilirsin. Ama sohbet ulaşmazsa adam ne caminin sevabını bilir, ne cemaatin, ne namazın, ne oruç, ne haram duyar, ne günah bilir ya. Sohbetten daha önemli bir şey dünyada yok, İslam'da yok. Emri bil maruf neyal münker, eftalül cihat. Cihadın en faziletlisi. Ne yapacağız yani? Gazze'ye gidemiyoruz, Yahudi'yi katledemiyoruz. Bilmem, gavurları kahredemiyoruz. Ne yapacağız? Evde, ocakta oturmuşuz. Miskin miskin, sünepe sünepe oturduk ya. Burada yapacağımız en büyük iş, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Vaaz-ı nasihat cihadı adam kazandırır. Kılıç cihadı adam kaybettirir. Vaaz-ı nasihat cihadı adam kazandırır. Efendi Hazretlerimizin en büyük kelamıdır. Ve Efendi Hazretlerimizin en büyük önem verdiği konu emri bil maruf neyal münker. Biz nasıl yapacağız? Kapı kapı ben nasıl gezeyim? Ev ev, ocak nasıl gezeyim? Ha şuradan konuşuyoruz, ne kadar insan dönüyor. Şimdi bu bütün vilayetlerde radyoda olsaydı,
Evinde televizyon olmayanlar, almayanlar, onlar takva sahipleri vesair arabalarında şurada burada hepsi dinleyebilirlerdi. Onun için bu Lale Gül Vakfı'nın cihadına, emri bil marufuna, hoca efendilerin sohbetlerinin, ehl-i sünnetin inançlarının halka ulaşmasına destek verin. Resmi hesaplar, vakıf, kimsenin şahsi bir işi yok. Kimsenin bizim dernekler, vakıflar, benim ilan ettiklerim, kimse cebine bir şey almaz. Herkes Allah için çalışıyor. Maaş alan, orada çalışan maaş alan ayrı dava. Sohbetten para alınmaz. Emri bil maruftan para alınmaz. Hiçbir şeyden para alınmıyor. Allah için cihat yapılıyor burada ya. Gece gündüz ya. Bu hizmete katkınız olsun. Bu kadar zenginler varsınız. Kendi memleketleriniz var ya. Hepiniz bir yerlisiniz. Oralarda istemiyor musunuz bütün millet sohbet dinlesin? Hiç olmazsa kendi memleketinizi düşünün ya. Nereliyseniz. Arayın, ilgilenin. Burada radyo açılsın. Ne yapmak lazım? Bu ilde, bu ilçede, bura benim yurdum, vatanım, komşularım var, sıla-i rahimlerim var. Bunlara sohbet gitmesini istiyorum. Bir Müslüman bunu demez mi ya? Ne biçim bir yani gevşeklik ve gaflet? Allah bize imkan verdi, fırsat verdi. Kapı kapı gezeceğim. Kapı kapı da gezmeye lazım. Onu da gezmeye çalışıyorum. Nereye yetişelim? Siz bizi Allah için yetiştirin. Allah da sizin muratlarınızı eriştirsin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Bundan sonra biliyorsunuz Efendi Hazretlerimizin rabıtasını bozan adamlarla iş olmaz. Onlarla artık yolculuk olmaz. Onlarla kabir ziyareti olmaz. Onlarla hatmi şerif olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Adamlar Efendi Hazretlerini sildiler ve Efendi Hazretlerini yasakladılar. Efendi Hazretlerinin tarikatından çıktılar. Kendileri başka bir tarikat uydurdular. Bir tarikat uydurdular. Efendi Hazretlerinin yolu devam ediyor elhamdülillah. İbrahim Efendi hocamız başımızda. Şura Müceddidi hocalar, bütün hoca efendiler, vekiller, temsilciler. Allah aziz eylesin. Biz Düzce'ye gittik, işte o şeye gittik. Binlerce kadın, sırf çarşaflı. Hepsi Efendi Hazretlerine bağlı. Hele kimse fikriye, zikriye bağlı yok. Elhamdülillah. Efendinin yolu devam ediyor elhamdülillah. Görüyorsunuz resimleri, paylaşımları. Onun için bunlarla yola çıkıyoruz. Adamlar Efendi Hazretleri'nin kabrinin üstüne çıktılar ya. Efendi Hazretleri'nin mezarının üstüne bastılar ya. Bütün milleti bastırdılar ya. Bir kişi indemiyor aşağı ayakkabından ya. Kabre basmak haramdır ya. Normal Müslüman haramdır. Sen Efendi Hazretleri'nin üstüne ne çıkıyorsun ya? Telkin vereceğim. Telkin aşağıdan ver. Ölü aşağıya mı yakın, yukarıya mı yakın? Ölü aşağıya mı yakın, yukarı mı yakın? Zaten iki kat kazmışlar. İkinci kata gömmüşler. Abdullah hocamızı, Allah rahmet etsin, kabrini nur olsun. Zaten altta. Bir de üste çıkıyorsun, ondan sonra daha da uzaklaşıyorsun. Ölü diriye telkin veriyor, rezalet diz boyu ya. Bir de Efendimiz senin kabrinin üstüne ne basıyorsunuz ya ayaklarınızdan, şeylerinizden ya? Ne terbiyesiz insanlarsınız, ne saygısız insanlarsınız. Hiç mi evliyadan korkmuyorsunuz, Allah'tan korkmuyorsunuz ya? Bu ne rezillik ya? Telkin oradan, kabrin dibinden, ziyaret edilen yerden. Ölü oraya daha yakın zaten. Telkini aşağıdan verirsin. Yukarı çıkıyorsun, bir metre daha ölüden uzaklaşıyorsun yani. Ne saçmalık bunlar, ne zırvalık bunlar, mezarın üstüne çıkmak ya. Onun için bu terbiyesiz insanlardan biz beriyiz. Allah ıslah eylesin. Amin. Allah hidayet eylesin. Amin. Allah tevbe nasip etsin. Beriyiz ama bedduacı değiliz. Duacıyız. Kötü konuşmak bizde yok. O onlara mahsus. Onun için şimdi tabii ihvan-ı kiram soruyorlar, umre programı var mı diye soruluyor. Her yerden telefonlar geliyor vesaire. Ben kendim şey yapamam. Ben burayı bırakamam. Yani burada sohbetleri bırakamam, işlerim var. Ben burada harpteyim, ben burada tetikteyim, ben burada sınırda nöbetteyim. Ben çok sağa sola çok gezecek halim yok. Gidersem bir gün, iki gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ederim, dönerim. Mekke'ye belki gidecek gücüm, takatım yok ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete gideceğim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmem şart tabii o. Ama o bir gün, iki günde giderim gelirim. Sohbetleri ben engellemem. İnşallah sohbetleri devam ettireceğim. Ben sizi bırakamam. Sizi en ufak bırakırsam tehlike çanları çalar. Allah muhafaza. Çünkü tarikatı bozmak için, şeriatı bozmak için herifler fırsat kolluyor. Onun için biz harpteyiz. Bu bir cihattır. Ben 2,5 senedir, 3 seneye yaklaşıyor. Beynim uyumuyor.
Beynim uyumuyor. Ta ki artık iman selametiyle ölene kadar bu yolun muhafızı olacağız inşallah. Onun için Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi, İsmail Hünerci Hoca Efendi, diğer bazı hoca efendiler de katılacak herhalde, onlar haftaya bildireceğim. İki hoca efendi kesin, Berat Kandili'nde tam duaların kabul olunduğu, kaderlerin takdir edildiği, işte biliyorsunuz Berat Gecesi, Şaban 15'in önemini biliyorsunuz. Hoca Efendi ile beraber Yesevi Turla bir ömre hazırlanmış. Bu hususta artık bilgiler, iletişim numarasını vereyim. Siz artık işte kaç günlük gidiliyor, nedir fiyat, ben bunların mesulü değilim yani. Ben Allah razı olsun hoca efendilerle sizi buluşturmak için vesile olabilirim. Eskiden kendimle gidiyordum, ediyordum. Şimdi o halimde kalmadı. 0212 912 çift 020. Bu Yesevi Tur iletişimden bilgileri alırsınız. İbrahim Efendi hocamız da niyetlenmiş, istiharesi çıkmış. Ama tabii yaşlı insandır. Allah hayırlı uzun ömür, sıhhat, afiyet versin. Hoca Efendi de gelmeye niyetlenmiş. Yani bu ömreye gitmeye niyetlenmiş. Onu da arada duyurmuş olalım. Ama Hoca Efendi adına tabii ben söz verecek durumda değilim. Ama bu şekil bir bilgi bana ulaştı. Bu ömre programı için bilgileri alırsınız. Yani bidat ehliyle, ondan sonra rabıtası bozuklarla, Efendi Hazretleri'ne karşı saygısız, terbiyesiz adamlarla umreye mümreye gidilmez. Kendi tek başına git daha. Tek başına git daha yani. Çünkü aman, bidat ehlinden uzak duralım. Bir şeriatta bidat var, bir tarikatta bidat var. İhvan olanlar, tarikatta bidat onları da bağlar. İhvan olmayan, şeriattaki bidattan uzak durur. Ama tarikatta bidat kimi bağlar? İhvan olanları bağlar. Nasıl ki şeriatta bir reform çıkarttın, dini bozdun, tarikatta da bir şey değiştirdin, Efendi Hazretleri'nin vasiyetini bozdun, silsileyi bozdun, bu ondan aşağı değildir. İhvan için. Umumi insanlar için değil. İhvan olan, Mahmud Efendi Hazretleri'nden dersli olanlar için, tarikatta değişiklik yapanlar bidat ehli olmuş oluyor. Onlardan da aynen uzak durulacak. Ne gibi? Aslandan kaçar gibi kaç diyor. Çünkü nakıs adam kamil mürşit değilse, onun tesiri ve suyu tesiri ve ifsadı diyor, çok zararı, çok hatarı, tehlikesi büyük olur diyor. Manen. Bunu bizim efendiden dersli olanlara konuştum sade. Umumi insanlara zaten şeriatı anlatıyoruz. Anladınız mı? Evet. Siz kendiniz bilirsiniz. İstediğinizde yapabilirsiniz. Ama biz Allah için doğruları söylemekle mükellefiz. Ondan sonra şehitlerimiz var. Şimdi şehitlerimize okuyacağız. Eyle şehitlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Vatan hizmetinde bulunuyorlardı. Orada savunma sanayine çok katkı sunuyorlardı. İki tane akademisyen, kıymetli bir, çok iyi iş yapan kıymetli akademisyen, onlar da şehit oldular. Dolayısıyla TUSAŞ saldırısında Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, tabi birisi taksici, onu hangisi adı onu bilmiyorum. Zahide Güçlü Ekici, bu hanım kardeş de çok bu işte maharetli, savunma sanayinde çok bilgili bir kadıncağızmış. O da şehide oldu. Ve Murat Aslan. Allah-u Tebareke ve Teala zulmen ve haksız yere öldürüldükleri için şehadetlerini kabul eylesin. Amin. Seyyatlarını hasenata tahvil eylesin. Amin. Aile bıraktılar, çoluk çocuk bıraktılar, eş dost bıraktılar. Allah sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin. Onlara da Rabbim onların yüzü su hürmetine, şehitlerin bu şehadetleri bereketine, onlara da yaşadıkları müddetçe imanla, afiyetle yaşamak nasip eylesin. Ve şehitlerimize Rabbim yüksek dereceler ikram eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke. Ve amme nevalike ve la ilahe gayrike ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Ervahine vasıl eyle.
ruhaniyetlerine haberdar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Şimdi dersimiz cinayetlerle ilgiliydi zaten. Adam öldürmek, adam öldürmeye sebebiyet vermek, insan öldürmeye sebebiyet vermenin belaları, azapları, Allah'ın lanetlerini anlattığımız bir dersteyiz. Okuyacağım hadis-i şerif İbn-i Hibban, büyük muhaddis, hakim, büyük muhaddis kaynaklarda zikrediyorlar. Ravisi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teâlâ anh Efendimiz'dir. Hilyetül Evliya'da da geçiyor. İbn-i Ebu Şeybe vesaire hadisin kaynakları çoktur. İbn-i Ebu Dünya'nın Mekâidüş Şeytan isimli eserinde de geçiyor. İdâ asbaha iblisu. İblis sabaha çıktığı zaman. İblis diye bir mahluk var biliyorsunuz. İblis bütün şeytanların atası. Adem Aleyhisselam, bizim atamız Adem Aleyhisselam vefat etti. İblis gebermedi gitti. İblis kıyamete kadar müsaadeli. Niye? Bizimle uğraşacağı için. Sabah olduğu zaman iblis, bak bu sahih hadis yani. Neler oluyor, neler dönüyor. Bes yayar cunudu. Bütün ordularını memleketlere dağıtır. Feyekûlû der ki, men hazelel yevme müslimen. Bugün kim bir Müslümanı perişan ettiyse, işini bozduysa, zarara soktuysa, ülbisühü tace, ona taç giydireceğim. Taç kafasına. Onların da kendine göre tacı var, tahtı var. Herkesin de kendine göre menfaatı var. Kale, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor şimdi. Kim ona gösteriyor bunları? Kim bildiriyor? Mevla Teala bildiriyor. Mevla bildirmeden olur. Feciyu haza. İblislerden, şeytanlardan biri gelir. Tabii iblis atalarının adıdır. Öbürlerine şeytan deniyor. Fekulü der ki, lem ezel. Sürekli daim oldum. Bir adamın üstüne gittim. Adamı sinirini bozdum. Karısını ona karşı konuşturdum. Adamı ona karşı sinirlendirdim vesaire vesaire. Hatta tallaka imraatehu. Neticede karısını boşattırdım. Talağı verdirdim. Çok dikkat edin. İblis talak verdirmeyi, yani boş ol dedirtmeyi, 3'ten 9'a şart olsun bilmem ne laflarını en çok konuşmamızı isteyen kimdir? Karımıza karşı iblistir. Yuva yıkmak onun en büyük meramıdır. Bunun için geçen derste de söyledim, gazap ortamlarından, öfkeli ortamlardan sakınmak, biri kızdı mı öbürü hemen gitsin abdest alsın, gusletsin veya çıksın dışarı gitsin, mescide gitsin, parka gitsin. Yani özellikle tabii kadın gitmesin, erkek çıksın gitsin. Böylece sürtüşmeyi sürdürmemek için görüşmeyi kesmek iyidir bir zaman. Çünkü görüştükçe ikide bir sinirlenmeler devam ederse bu iş tabii Allah muhafaza dövmeye gidiyor. Allah muhafaza cinayete gidiyor. Yani onlar da çok oluyor ama birçoklarında da talak verdiriyor. Bu talak çok iyi bir şey değil. Çocuğum var, çoluğum var. Ondan sonra geliyorsun hocaya diyorsun ki ama hoca efendi benim 3'te çocuğum var. Ona göre fetva ver. Ulan hoca ne yapsın senin ağzından çıkan lafa? Sen bunu dediğin 3'ten 9'a, 3 talakla nikah gitmiş. Hocaya diyor ki, hoca efendi beni iyi düşün, bana acı diyor. Ulan hoca sana nasıl acıyabilirsin? Sen kendine acımamışsın, karına, çocuğuna acımamışsın. 3 talağı birden vermişsin, gitmişsin. Hoca ondan sonra 3 çocuğun olsa ne olur, 30 çocuğun olsa ne olur? Fetva değişmez ki. Hoca senin çocuğuna göre fetva mı uyarlayacak? Ondan sonra çocuğunu sen düşünseydin. Yapmayalım, etmeyelim. Bu talak işi, sabır ya. Asen tekrar o şeyen. Hanımlarınızın beğenmediğiniz huyları olabilir veya kadının kocasında beğenmediği huylar olabilir. Ve cealallahu fi hayran kesir. Ama ona sabırda Allah büyük hayırlar yaratır. Sabırda büyük hayırlar vardır. Ha tamam, boşanmak da helal mı? Helal. Bir durum olur yani, bir dereceye gelir artık boşanmak da kaçınılmaz olabilir. Ben boşanmak haram demedim. Ama iblisin adımlarına uymuyor. Şimdi dedi ki iblise, ben dedi adamla uğraştım, karıyı boşattırdım dedi ya. Bana dedi bir taç giydirirsen iyi olur. Fe ekul iblis dedi ki, hadi lan dedi sen.
İş mi yaptın dedi. Yüşikü en yetezevvece. Yakında başka karı bulur, evlenir dedi. Ya da başka kendi karısına döner dedi. Yine işi barışırlar dedi. Geç. Sen bir şey yapmamışsın. Yani onu çok beğenmedi. Yani beğendi de taçlık değil. Veci o arada gelir ağza. Başka bir şeytan. Feğullem ezel bi hatta akka valideyi. Ya üzerine durdum. Vesveseyi vesvesüyü sıkalattırdım. Senin de anasına babasına isyan ettirdim. Anasıyla babasıyla kapıştırdım. Şeytan yapıyor bu işleri. Sebep oluyor yani. Seni de canın ekşili istiyorsa feekûlü iblis dedi ki yûşükü en yeberravma. Aman ana baba çocuğuna öyle kızmaz. Ne kadar kızsa da ondan sonra barışırlar. O da onlara bir iyilik eder. Ana babası da acır. O işte düzelir. Geçmiş olsun. Vecim haza. Bir şeytan daha geldi. Feekûlü der ki lem ezel bi hatta eşmeke. Adamla uğraştım. Sonunda dinden çıkarttım. Bir elfazı küfür konuşturttum. Şeriatı inkar ettirdim. Ayet-i hadis inkar ettirdim. Helala haram dedirttim. Harama helal dedirttim. Şirke düşürttüm. Feyekûl iblisler. Ente. Sen var ya sen. Gözümün nurusun sen. Adamı dinden çıkarttı. Daha ne yapsın ya? Bundan aşağısı mı? Yukarısı mı? Ve cihaza. Biri daha gelir. Şeytanlar sırayla geliyorlar. Sabahları oluyor bu. Sabahları. İblis ordularından toplantı yapıyor. Bu çok önemli. Denizlerde yapıyorlar. Okyanuslarda yapıyor. Tahtını denize kuruyor. Okyanusa kuruyor. Bütün hepsini topluyor. Ondan sonra yayıyor. Adamlar bilet lazım değil. Uçak lazım değil, tren lazım değil. Hemen geliyor. Senin eve geliyor, benim eve geliyor. Ama gece Bakara suresi okusaydın eve giremezdi. Secde suresi gece okusaydın evde, o eve gelemezdi. Bazıları 3 gün 3 gece gelemiyor. 10 ayet okursam Bakara suresindeki meşhur 10 ayet-i kerime yazmışım ezkar kitabını. Ya şeytanlardan koruyanları da hazırlıyorum kitap. Şeytanlardan koruyanları acil hazırlamam lazım. Cinleri çarpan, cinlerden koruyanları acil hazırlamam lazım. Bir de sihir ve büyü işlerini acil hazırlamam lazım. Milletin parası, namusunu, hepsini Allah muhafaza bu cinciler heder ettiler. Onun için insanlar kendileri okusunlar, amel etsinler. Bize de bu usta çok talep geliyor. Ondan dolayıdır ki inşallah biz size telefon verdik. Verdiğimiz telefonda zaten bu hususta talepler hemen 2 günde 400 kişi arıyor. Ses ama orada çok telefon etmeyin. Telefonla arkadaşlar dönemez, baş edemez. Ses kaydı atın. Sonradan her dakika dinlenebilir. O ses kayıtlarına göre hareket edeceğiz inşallah. Fıkıh şeyi soranı kalender hocaların İsmaila'dan ayrıldılar. Fıkıh şeyi kurdular. Onların telefon numaralarını veriyoruz. Vesaire. İşte efendim dua isteyenler, tavsiye isteyenler onlara ilgileneceğiz inşallah. Cumaları akşama yarım saat kala YouTube'dan, işte radyodan falan da olur mu onu bilmiyorum ama YouTube'dan yapacağım. Evrad-ı Bâhi okuyacağız. İsimleriyle listeleyeceğiz. Bütün kardeşlerden dua yapacağız. Sihirleri olanların iptali için, cinleri olanların iptali için işte adik şeyler okuyacağız. Virtler okuyacağız. Kabul saati akşama yarım saat kalarak dualar yapacağız her hafta inşallah. Yarın bir savcılık mavcılık işleri çıktı yine. Onun için yarın başlayamıyorum. Haftaya başlarım inşallah rahman. Haftaya da söylerim buradan. Kabul saatinde otururuz. Derdi olan, sıkıntısı olan dünyanın neresinde olsa oturur, kıbleye döner, salavat-ı şerife istiğfar eder. Biz de Efendi Hazretimize icazetle Evrad-ı Bâhi okuruz. Hizb-i Seyfi okuruz. Esma-i İdrisiye okuruz. Dualar yaparız. Hepsi de amin derler. Ne yapalım bu cincilerden, büyücülerden kurtarmamız lazım milleti yani biz. Durum çok vahim yani. Ondan sonra o telefonla üzerinde de duruyoruz yani. Ve cihaza fekul bir başka şeytan gelir. O da der ki lem ezel bi hatta katele nefsen.
Bir adama diyor, sinirini bozdum, işte onu gazaplandırdım, öfkelendirdim, başka bir adama karşı hiddetlendirdim, sinirlendirdim, nihayet adamı öldürttüm. Cinayete imza attırdım diyor. Fekul ente ente. Sen var ya sen diyor, benim en istediğim işi sen yaptın diyor, bu tacı sen hak ettin diyor. Feyülbisü taç, tacı getiriyor, adam öldürenin başına giydiriyor. Onun için insan öldürmek kadar şeytanı sevindiren, Rahman'ı gazaplandıran bir günah yoktur. Bu işten, Müslüman'ın kanından, insanın kanından, hatta hayvanın kanından, hayvanın kanından bile uzak duracağız. Ancak Allah'ın emrettiği kurbandır vesaire, o ayrı bir şey. Güvercin kurban mı olur güvercinden? Güvercini niye öldürüyorsun? Başka bir hayvan, yani hani zarar veriyor bilmem ne, ayrı bir şeydir. Zararsız hayvanlar var. Keyif için adam hayvanı hedef yapmış. Anladın mı sen? Kurşun atıyor ya. Kurşun atıyor. Hani av hayvanı da değil mesela, avlanmak da caizlik var ama yani o ayrı bir şey. Müsaade edilen, müsaade edilmeyen şeyler. Allah lanet ediyor hayvanları hedef yapanlara yani. Onun için ruh sahiplerinin canlarına zarar vermekten uzak duracağız. Yine Ebu Davud'un rivayet ettiği sahih hadis, Ubade bin Samit radıyallahu teâlâ anh'tan, "Men katele mü'minen fektebete bi katli, lemmek velillâh minu sarfem ve lâ adlâ." Her kim bir mü'mini öldürürse ve bir de kendisini doğru yaptım diyerek bu adam da öldürülmeyi hak etmişti diye bu kafada olursa, Allah Teala onun farzlarını da kabul etmez, nafile ibadetlerini de kabul etmez. İşte onun için bazı günahlar, bazı amellerin kabulünü men ediyor. Ama bu demek değil ki benim başıma böyle bir şey geldi, cinayet geldi falan, ben şimdi namaz kılmayayım o zaman, oruç da tutmayayım, onu mu dedik şimdi? Onlar ayrı borç. Onlardan da cehennemde ayrı yanarsın. Cinayetten ayrı yatarsın, namazsızlıktan ayrı yatarsın. Onun için ne kadar borcu düşürürsen düşür. Ama kabul etmez ne demek? İlave sevaplar vermez. Çünkü neden? Sen hem de kendini doğru yapıyorum diye düşündüğün için, hidayette sandığın için hepten tevbe de etmiyorsun. Bu sefer hepten işin cehenneme kalıyor yani. Çünkü bir insanın da en büyük tehlike yaptığı günah kendine göre bir kılıf bulup meşrulaştırmak veya en azından yani bu lazımdı, bu da böyle yapılmalıydı gibi bir şey düşünürse o tevbe de etmiyor. İşte Allah ona da tevbe nasip etmiyor. Tevbe nasip etmeyince işi cehenneme kalıyor. Halbuki dünyada tevbe kapısı açıkken yine af olma ihtimali vardı istiğfar etseydi tevbe nasip üzere. Ahmet İbn-i Hanbel'de var, Bezzar'da var, Taberani'de var. Bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifin ravisi efendim Ebu Said Hudri olacak radıyallahu anh. Çok kaynakları var bu hadis-i şerifin. Buyuruyor ki yahrucunukum minen nar. Cehennem tutuşmuş yanarken kıyametten sonra cehennemden bir gerdan gibi bir şey, böyle bir parça çıkacak cehennemin içinden. Yetekellemi konuşacak. Bilisanin, talkın, zelkın, tam herkesin anlayacağı tatlı dille, açık, serbest dille konuşacak. Lev aynani yubsuruvuma. İki gözü var, onlarla görecek. Robot gibi bir şey düşünelim yani, şimdi ne bileyim ben. Velisanu yetekellemi. Bir de dili var, onunla konuşacak. Feyekulu diyecek. Cehennemden çıkıyor böyle. İnni ümirtu bimen ceale me'allâh ilâne ahar. Allah ile başka ilah ortak edip tapanları yakalamakla görevlendirildim. Mahşere, cehennemden çıkıyor, mahşerin üzerine böyle geliyor. Drone, yani şimdi benzetme, teşbihte hata yok yani. Drone var ya, mesela böyle çıkıyor bir şey, hani böyle alıyor şey, böyle bir kontrole bakıyor hepsinden, istediğini kafasına binebilir. Yani, ama gözü var, dili var. Ve bi kulli cebbarin anid.
her zorba, inatçı, zalim, bâhi, adi insanlara saldırgan, kulaklarına musallat olan. Onları da yakalayacağım. Üç kişiyle görevlendirildim diyor. İnni vükkiltül yevme biselat. Bugün ben üç kişiyi kapıp cehennemin dibine atmakla müvekkel kılındım diyor. Bir, şirk koşanlar. İki, zalimlik yapıp insanlara eziyet edenler. Üç, febimen katele nefsen bi gayri hak. Hak etmediği halde, yani şerata göre bir şeyi öldürülmeyi mucib bir şey yokken, ki onu da şahsat öldüremez ayrı davada. Haksız yere bir nefsi katleden kişileri alacağım. Ne yapacağım? فَيَنْتَلِقُ بِهِمْ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِخَمْسِ مِئَةِ عَامٍ. Bütün insanlar efendim mahşerde dururken onları önden alacağım. 500 sene evvel onlara muamele yapacağım. Ondan sonra فَيَقْذِبُمْ فِي جَمْرِ cehenneme, cehennemin cemrelerinin ateş parçalarının içerisine atacağım. İşte bunlardan biri de yine cinayet olarak geliyor. Ayrıca yine Bukhari hadis-i şeriflerinde geçiyor. Bu da zimmiler hakkında, evvelce çok okudum, teke teklerde de ilk okuduklarımdan. مَنْ قَتَلَ مُعَادًا. Birisi Ermeni olsa, Yahudi olsa, Hristiyan olsa ama Türk vatandaşı olsa, yani devletin zimmetinde olsa veya pasaportla gelmiş turist olsa ama kafir. Ama devlet de ona güvence vermiş, buraya gelip ki gelebilirsin, gidebilirsin, oturabilirsin veya vatandaşlığı var veya o ikamesi var, oturumu var. Bunu devlet buna bir güvence vermiş yani. Bu da kalkmış onu öldürürse lem yarah rayatel cenneti, cennetin kokusunu bile duyamaz. Ama Yahudi öldürdü. Tamam ama kardeşim. Burada buna bir güvence verilmiş. Bu da bu aldığı güvenceyle gelmiş kapalı çarşıda bir alışveriş yapıyor yani. Gittin herifi, vay sen Yahudi Müslüman, öldürdün. İşte olur mu böyle? Şeratta var mı böyle bir şey? Bu şeyi Gazze'de misin? Filistin'de misin? Yani Yahudi ile savaşta mısın? Şimdi burada adam gelmiş. Ya vatandaş ya turist. Bu da çok önemli. وَاِنَّ رِعَى لَيُوْجَدُ مِسِرَةِ اَرْبَعِينَ عَامًا. Bak Bukhari'de cennetin kokusu 40 senelik mesafeden duyulduğu halde o cennetin kokusunu duyamıyor kabirden kalktığı yerde. Bu hadis-i şerifin çok tarikleri var. Mesela Ebu Davud'da حَرَّمَ اللّٰهَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اَنْ يَشُمَّ رِعَى. Allah ona cenneti haram eder diyor. Tabii ki günahını çeker, yanar çıkan, imanını kurtarırsa başka bir şey. Ama ilk girenlerle giremez diyor. Nesai'de en yeşum ve riha, cennetin kokusunu koklamayı bile haram eder diyor. Ondan sonra Nesai'nin rivayetinde zimmilerden birini katletse ve inne riha le yücedin mesirat sevoyna amen, kokusu 70 senelik mesafeden cennetin duyulur ama bu adama onu duymak nasip olmayacak kabirden kalktığında diyor. İbn-i Hibban hadisinde, Tirmizi'de de var. لَمْ يَرَحْ رَعَيَةَ الْجَنَّةِ مَنْ قَتَلْ اَفْسَمْ مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّيَا لَمْ يَرَحْ رَعَيَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّرِيَا الْجَنَّةِ لَيُوْجَدُ مَسِرَةِ خَمْسِ مَتَامٍ. Bir adam, zimmi bir adamı öldürürse, Allah ve Rasûlü ona güvence vermiş yani. Vatanımıza, şey, Medine'de Yahudiler yaşamıyor muydu? He? Hristiyanlar gelmiyor muydu? Mescid-i Nebevi'de Hristiyanların heyeti gelip konuşmadılar mı? Vay sen bilmem nesin, öldürdüler. Savaş başka, durup dururken güvence verilen bir insanı öldürmek başka. Onun için bu konuya İslamiyet çok önem veriyor. Bu hadiste de وَاِنَّ رِيَا الْجَنَّةِ لَيُوْجَدْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِيْتَامٍ. Bir insan kabrinden kalktığı zaman, sakız ağacı şehitliğinden, efendim Kozlu'dan, Tozlu'dan, hangi mezarlıktan, Eyüp mezarlığından kalktığı zaman, eğer cennetliklerdense, Allah cümlemize nasip eylesin, amin, 500 sene cennet uzakta, 500 senelik uzaktan o adama cennetin kokusu burnuna gelir. O kokuyu aldı mı anla ki cennete gidecek. Alamazsa o kokuyu sıkıntı. Demek cennete direkt gidemeyecek. Burası çok önemli. 500 seneden duyulur diyor,
Ama zimmiyi öldüren, peki ya Müslümanı öldüren ne olacak? Bu Yahudi Hristiyan hakkında böyle. Müslümanı öldüren ne olacak peki yani? Çünkü düşün yani, orayı düşün. Onun için, peki Hoca Efendi bir hadiste 40 dedi, bir hadiste 70 dedi, bir hadiste 500 dedi. Bu hadis-i şeriflerin hangisi sahih? Hepsi sahih. Çünkü hepsinin kaynakları sahih. Senetli iznat. İşte İbn-i Hacer-i Eytemi Hazretleri buyuruyor ki, böyle hadisler olduğu zaman bunların hepsi sahih değil demeyin. Hepsi sahih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle de buyurdu, böyle de buyurdu, böyle de buyurdu. Ne demektir bu? Mertebesi itibariyle. Yani öyle mümin vardır ki 40 senelik mesafeden duyar, öyle mümin vardır ki 70 senelikten duyar, öyle mümin var ki 500 senelik mesafeden duyar. Anladın? 500 senelik mesafeden duyanın tabii makamı daha yüksektir. Heh. Onun için bu o müminin imanı, takvası nispetinde bu cennetin kokusunu mahşere daha giderken, kabirden kalkarken duymak hususunda farklılık arz eder. İman ve ameline göre. Bu hadis-i şerifleri de böyle anlamak icap eder. Şimdi bir de ne meselesi var? İntihar meselesi var. Bu da kebair günahlardan, en büyük günahlardan biri. Ne buyuruyor Rabbimiz okuduğum ayet kerimesinde? Estaizu billah ve la tektulû enfusekum. Nefislerinizi katletmeyin. Yani kendinizi öldürmeyin. Şimdi burada bazı müfessirler demişler ki el müminun ke nefsin vahide, bütün müminler tek nefis gibi, can gibidir. Yani birini öldüren kendini öldürmüş gibidir. Kendinizi öldürmeyin, yani birbirinizi öldürmeyin diyor. Ama diğer müfessirler kendinizi öldürmeyin. İbn Abbas'tan vesaireden bu manada rivayet edilmiştir. Onun için kendinizi öldürmeyin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا. Şüphesiz Allah size acıyıcıdır. Merhamet sahibidir. Onun için şimdi acayip bir şey. Burada Amr ibn-i As radıyallahu anh biliyorsunuz Arapların dahilerinden. Hazreti Muaviye'nin de arkadaşı Mısır Fatihi Amr ibn-i As. Oğlu da Abdullah biliyorsunuz. Abdullah ibn Amr. Sahabedeki 4 fakihten biri. Amr ibn-i As Hazretleri bir gazadaydı. Yani harpte. Zat-ı Selasil ismi siyerde geçiyor. İhtilam oldu. Yani rüyalandı. Dolayısıyla gusül icap etti. Gusül icap etti. فَخَافَ الْهَلَاكِ مِنَ الْبَرْدِ اِنْ اِغْتَسَلْ. Yıkanırsa, hava da soğuktu, su vardı belki, tabi ısıtacak bir şey yok, harpteler şeyler. Yıkanırsa, helaktan korktu, yani ağır hasta olur, öldürücü hasta olur, soğuk var gittikleri yerde. Feteyemmeme teyemmüm aldı. Biliyorsunuz abdestle kusülün teyemmümü aynı. Değil mi? Gusül için soyunup da kumlarda yuvarlanmanın bir üzümü yok. Ondan sonra teyemmümle beraber ne yaptı? Ve salla bi ashabi subha. Mübarek ben o zaman namazı ben kıldırmam, başkasına kıldırtırırım da. Mübarek namazı da kıldırdı, imam oldu. Ben zaten şey var diye bile ekseri kıldırmıyorum. Nafilelere kıldırıyorum. Farzlarda hep arkadaşları geçiriyorum. Aslında kıldırabilirim de. Üzerimde şeyler var. Yani cihazlar var. 2 tane, 3 tane her yerimde. Onun için. Ama kıldırsan kıldırabilirim tabii ki de. Mesela. Yani Amr ibn-i As hakkında konuşmuyoruz. Aa radıyallahu anh, aman adamı çarparlar sahabeyi. Namazı da kıldırdı. Sonra geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki yolculukta böyle bir şey yaptım ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaşırttı beni. Salleyte bi ashabi gevente cünübün. Cünüp cünüp dedi, bir de millete namaz mı kıldırdı? Allah Allah. Dedi fehber o bu'zi dedi ya Resulallah. Hava buz. Yıkansam öldürücü soğuk vardı. Ben ne yapacağım? Ben Allah'ı işittim ki Kur'an'da buyuruyor. Ve la taktulu enfusakum. İnna Allah kana bikum rahima. Kendinizi öldürmeyin.
Kendinize acıyın. Allah size acıyıcıdır. Ben bu ayetten dolayı yıkanmadım dedi. فَضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمَّ بُرْشَيَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Yanlış yaptın demedi. İşte bu. Yani bunu niye anlattık şimdi? Eğer ayetin manası, kendinizi öldürmeyenin manası, kendi nefisiniz mesabesinde olan diğer Müslümanı öldürmeyin, yani birbirinizi öldürmeyin manasında olsaydı, Amr ibn As ayete yanlış mana vermiş olacaktı. Öyle mi? Anladınız mı şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demez miydi ki o ayetin manası o değil, o başkasını öldürmeyin demektir demez miydi? Niye güldü? Ayete doğru mana verdiği için. İslam böyle. Kur'an, sünnet böyle. Onun için başkasını zaten öldürmüşsün. Kendini de öldürmek caiz değil. Bu başka ümmetlerde oldu. Beni İsrail'de oldu. Ama mesela bir insan ben zina ettim evliyken veyahut evlilik geçirmişken rejim gerekiyor bilmem ne. Şu anda devlet, hükümette de laik kanunlarda rejim cezası yok. Onun için bari ben kendimi öldüreyim. Böyle yapabilir misin? Caiz değil. Had cezası, idem cezası. Mesela sana kısas. Cinayet işledin, katil oldun, kısas yapılması lazım. Onu şeriat mahkemesi, yani bir devlet aracılığıyla cellatla sana kısas yapılacak. Yoksa sen zaten bana kısas gerekiyordu, ben de kendimi yardan aşağı atayım, öleyim gitsin. Bu da niye oluyor yine? İntihar. Onun için İslamiyet kafaya göre takılınmaz. Kitaba bakacaksın. Ayet var, hadis var. Şimdi Beni İsrail'den oldu. Biliyorsunuz buzağa taptılar. 600 küsur Beni İsrail. Musa Aleyhisselam Tevrat'ı almak için Tur Dağı'na Mevla çağırdı. Gitti. Mevla mekandan münezzeh de. Orada ibadet yapacaksın 30 gün. Sonra onu 10 günle 40'a tamamladı. Sana Tevrat'ı vereceğim. Tevrat levhalar halinde indi böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiği gibi kalbine indirilmedi. Levhalarda yazılı geldi. O arada Harun aleyhisselam'ın abisini halife seçti. Uhlufni fi kavmi ve aslah ve la tettebi'u sebebiyle müfsidin. Kavmimde bana halife ol. Peygamberlik zaten onda da var. Ama o kitap sahibi değil ama onun halifesi veziri, veziri. وَجَعَلِّي وَز۪يرًا مِنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخ۪ي buyuruyor. Duasında. Kardeşim Harun'u bana vezir yap. Ailemden bir yardımcı, destekçi yap. اُشْتُدْ بِيَزْرِي وَشِقُ فِي emri. İşimi ondan güçlendir. İşimde onu ortak et. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا Bütün işler tek bana kalırsa zikirden, tesbihten biraz vakitim azalır. Seni çok tesbih etmek, çok zikredelim, onun için birbirine yardım edelim diyor. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا Sen bizi hakkıyla gören Allah'sın diyor. قَالَ قَدْ اُتِيْتَ سُولَكَ يَا مُوسَى Ey Musa sana isteğin verildi Allah buyuruyor. Tam Musa aleyhisselam Medyen'den Mısır'a, Firavun'a tebliğ için yoldayken Harun aleyhisselam o anda Mısır'daydı. Harun aleyhisselama Cebrail aleyhisselam geliyor, peygamberlik veriyor. Ta Musa aleyhisselam gelmeden duası önden yetişiyor. Ona da nübüvvetle müşerref kılınıyor. Ama Harun aleyhisselam biraz yumuşak ahlaklı tabii. Velakin ne yapsın? Samiri işte buzak meselesi, uzun kıssaları var, Kur'an-ı Kerim zikrediliyor. Altından döküm yaptı zaten şeyciydi, dökümcü sanatçıydı. Ondan sonra altınlardan buzak heykeli yaptı. Buzak heykeli işte Cebrail Aleyhisselam'ın atının izinden biraz toprak koydu. Buzak başladı, ses çıkartma bir şeyler. Dedi, hâdâ ilâkum ve ilâ Musa efendiniz. Sizin de ilahınız budur, Musa'nın da ilahı budur. Musa unuttu gitti dağlarda, ilah arıyor, kitap bekliyor dedi. 600 bin Beni İsrail hepsi, yani o zamanki şerata göre amel ediyor. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti namazında, abdestinde. Bir anda müşrik oldular. Buzağının etrafında tavaf yapmaya başladılar. 12 bin kişi kaldı Harun Aleyhisselam'ın ümmeti. Geri kalan hepsi mürtet oldular. Uzun kıssaları evvelce belki bazı sohbetlerde tafsilatla anlatmış olabilirim.
Ondan sonra Musa aleyhisselam geri döndü. Öyle mağaraca Musa ile kavmi gadbane esifa. Musa aleyhisselam kavmine döndü, çok kızgın ve teessüflü. Bir baktı ki levhalar elinde, Tevrat'ın 1 milyon ayet yazılı levhalar, levhaları bıraktı, düştü, kırıldı ya. Bu ne dedi ya? Bunlar gavur olmuş. Bunlara ben Tevrat getiriyorum ya. وَاَلْقَ الْاَلْوَاحَ وَاَخَدَ بِرَاسِخِ Levhaları bıraktı, aldı kardeşinin başını, Yecurru ile Harun Aleyhisselam'ın kafasını böyle çekiyor. Musa Aleyhisselam çok sinirli. Harun Aleyhisselam da ne yapsın? بِيْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ Benden sonra ne kötü halifelik yaptınız. Hiç benim düzenimi koruyamadınız ya, İslam'ı koruyamadınız. Rabbinizin emrine acele mi davrandınız? Bekleyemediniz mi? Zaten 30 gün demişti. O arada işte misvak kullandı, ağzındaki koku gitti. Allah'ın da imtihanı, 10 gün daha orucu tamamla dedi. 10 gün sahabı misalem iftarsız sahursuz, 10 gün daha orucu tamamlayayım derken o 10 günde hani Musa gelecekti 30 gün sonra, 2 günde geçti. Başladılar buzağa tapmaya işte. Adamlar böyle mızıkça. Yahu dedi, Rabbinizin emrine sabretmeyip acele mi edip de gavur oldunuz? Ya ne yapsın? Harun Aleyhisselam, kâlem nevmeyin el kavme sallâfûni ve kâdû yoktulûni. Dedi, annemin oğlu dedi. Niye annemin oğlu diyor da babamın oğlu demiyor? Anneden daha çok merhamet eder diye. Ey Musa dedi, annemin oğlu, anamın oğlusun dedi sen. اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي Beni güçsüz buldular, bana saldırdılar, az kalsın beni öldürüyordular dedi. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْعَدَى Dost düşman bize bakıyor dedi. Düşmanları bana güldürme. فَلَا تَجَعْلِي مَا الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ Beni zalim kavimlerle bir tutma. Musa aleyhisselam dedi, قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِيَخِي وَاَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحْمَةِ Ya Rabbi beni de affet, kardeşimi de affet. Allah. Bunları Kur'an duaları kitabında ikinci cilde hazırlıyorum. Yani bunlar varsa birde de bu var. Bu bence birde var. Çünkü bu Araf suresi birde var. Biz İbrahim'e kadar birinci cilde topladık duaları. Onda çok ilimler var. Bizi rahmetine girdirsen, acıyanların emre rahmet etsin diye dua ettim. Ondan sonra işte Samiri'yi def etti. Buzağı yaktı. Ondan sonra onun küllerini denize attı. Uzun uzun Kur'an-ı Kerim Araf suresinde, Taha suresinde beyan ediyor bu meseleleri. Hasılı hepsi yeniden dine döndüler. İşte neyse tamam. Şirkten tevbe ettiler vesaire. Ama öyle bedava tevbe yok. Bak bizim ümmette tevbe ne kadar kolay, eski ümmette tevbe ne kadar zor. O zaman Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi dedi, bunların tevbesini kabul et ediyor musun? Etmen için ne yapsınlar? Mevla da buyurdu ki فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ فَاَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Hemen Rabbinize tevbe edeceksiniz. Şirkten siz mürted oldunuz, dinden çıktınız, buzağı ilah bellediniz. Ama tevbenizin kabulü için kendinizi öldüreceksiniz. Hadi bakalım şimdi. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ Sizi yaradan Allah'ın nezdinde bu sizin için hayır olacak. Allah da böylece tevbenizi kabul edecek. Ahirette de sizi artık şirkten mesul etmeyecek. Çünkü canınızı verdiniz. Emir tuttunuz. İnnehu ve't-tevvabur rahim. Bakara suresinin başında bütün bunlar anlatılıyor. Ruhul Furkan tefsirinde yani okuyabilirsiniz. Efendi Hazretlerimiz yazdırmıştı bize. Ondan sonra nasıl ya Rabbi bunlar şey diyecek, kendini öldürecek? Kendini öldürecek derken birbirini öldürecek. Şimdi karşısına 600 bin kişi ya. Karşılarına işte mızrakları, şeyleri aldılar. Birbirinin karşısında adamın babası geliyor önüne. Öbürünün akrabası geliyor, karısı geliyor, kocası geliyor falan. Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi bu böyle olmuyor. Adamlar yakınlarını görüyor, bu emir de tutamıyor bu sefer. Senin emrini kıracak, tevbesi kabul olmayacak. Mevla buyurdu ki, o zaman ben bir bulut göndereyim, birbirini görmesinler, dalsınlar birbirine, kim kime ise onu öldürsünler. Anan denk gelirse de anana gelecek, başka çare yok. Niye gavurluk yaptın?
Mevla da böyle yaptı şimdi. Allah'ın her kavme ayrı hükmü var. Allah'ın her toplumda ayrı şeriatı var. Ha şu anda şeriat tek de, geçmiş ümmetlerde, her ümmette Allah'ımızın şeriat hükümlerinde değişiklikler var. Bir bulut peyda oldu. Bulutun içinde mızrakları eline aldılar, birbirine daldılar, önüne gelene vurdular ve böylece 70 bin kişi öldü. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam ellerini açtılar, iki rekat hacet namazı kıldılar, dua yaptılar. Dediler, ya Rabbel alemin, bütün ümmetimiz kırıldı gitti. Hal böyle giderse bizim ümmetimiz kalmayacak. Allah-u Teala da buyurdu ki, tamam. Emrimi neshediyorum. Bugüne kadar ölenlere şehitlik yazıyorum. Bu ana kadar ölenleri affediyorum. Bundan sonrakilerde madem ben bu emri kaldırmasaydım, madem tutmaya teşebbüs ettiler ve birbirini öldürüyordular, o zaman onları da niyetiyle kabul ettim. Affeyledim. Ölümü kaldırdım. Katil hükmümü kaldırdım Allah buyurdu. Ve böylece işte Beni İsrail o nesil böyle kaldı. Şimdi onun için eski ümmetlerdeki had cezaları çok ağır idi. Şimdi bizim ümmette kul hakkıysa tabii helallaşacaksın, geri vereceksin. Şu ayrı bir şey. Allah ile arandaki hangi günah olursa olsun pişman olmak bile tevbedir diyor. Pişman olsa estağfurullah demeden affederim Allah buyuruyor. Pişman olsa. Ya bu kadar kolaylık etti bize ya. Bir de estağfurullah de. Estağfurullah lezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûme ve tûb ileyh söyle üç kere. Tenizlerin köpükleri kalsa günah affedilir. Yatarken üç kere söyle. Namazdan akabinde söyle. Devamlı tevbe istiğfar et. Tevbe kapısı aç. Ne günah yaparsan yap. Allah affederim diyor. Şimdi biz bu kadar günah işleyip de bir de tevbe etmemek, bu Allah'a karşı direnmek değil midir? Bu ne aksiliktir ya? Eski ümmetler ne zorluk çektiler. Birçok onların başına gelen sıkıntılar var. Onun için ne buyuruyor? Ayet-i Kerime'nin devamında Nisa suresinin ayetleri olacak. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Her kim bunu yaparsa, yani başkasını da öldürürse veya kendini öldürürse, udvanen haddi aşarak, udvan haddi aşmak, çünkü sana kendini öldüremezsin dedi Allah. Sen kalktın kendini öldürdün, sınırı geçtin, çizmeyi aştın derdi Efendimiz. Ve zulmen, zulüm, zulümse, zulüm başkasına, ben kimseye bir şey yapmadım ki, ben kendimi öldürüyorum kardeşim, kimseye zulüm yapmıyorum, ne demek yani? O sana o ruhu sen mi verdin? Kendi canını sen mi yarattın? Sen de almaya kalktın. Ölümü yaratan ancak Allah'tır. Ama sebeplere bağlamış. Sen onu intihar ettiğin zaman Allah da ölüm yaratıyor sana. Bunun zulmü kime ait oluyor? Sana ait oluyor. Sen yaptın. Çünkü zulüm o şey bir gayrı mevzayı. Bir şeyi mahallenin gayrına koymaktır. Bir zulüm. İnsan kendi malına yaptığında zulüm denmiyor. Başkasının malına yaptığında zulüm deniyor. Dolayısıyla kendi malına yaptığında zarar denir. İsraf denir. Ama zulüm başka bir şey. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla bu can kimin? Bu ruhu kim yarattı? Ruhu kim verdi? Allah'ın malı bu. Allah'ın malı. Sen kalktın bunu öldürün, intihar ediyorsun. O zaman ne yaptın? Başkasının malında tasarruf ettin. Zulüm bu. Kim bunu yaparsa udvanen ve zulmen zulümle beraber fesevve nuslihi nâra biz onu yakında cehennem ateşine girdireceğiz. وَكَانَ ذَٰلْكَ عَلُمْ وَيَسِيرٌ Bu Allah'a çok kolay. Allah'tan Celle Celaluhu kimse kaçıp kurtulamaz. Onun için bir ders daha kaldı. Adam öldürmekle beraber intihar meselesi. Ondan sonra kadınların çocuk düşürme meselesi de cinayet. Değil mi? Kürtaj. Bunları da konuşacağız. Önümüzdeki hafta intiharı biraz eşeleyeceğiz. O usta başka hadis-i şerifler konuşacağız. Kürtajı konuşacağız. Bu cinayetler veya zaten insan öldürme en büyük günahlardan onu da konuştuk, konuşuyoruz. Yine hadislerde onlar da gelecek. Ve böylece inşallah önümüzdeki derste kebair günahlar serisinden cinayet ve katil bahsi de biter inşallah.
Yani istediğin kadar konuşuruz ama önümüzde dolu yüzü aşkın, 150 kadar, belki 160 kadar büyük günahlar var. Bunların hepsini ders yaparak konuşalım ki bu haramlardan bir an önce kurtulalım. Bazısı günah olduğunu bilmeden yaptıklarımız bile var. Cahilliğimiz yüzünden. Onun için günahları öğrenelim, günahlardan sakınalım. Allah takva ile yaşayıp ölmeyi nasip müyesser eyleye. Afiska size Salatül Fatih Sıra-i Şerifesi hakkında yazdığım kitap, şu kitap. Şu kitabı bir mevlitte yaptım işte 2 sene evvel. Bundaki hadis-i şerifler, bundaki faziletli ameller, bu mübarek cuma gecesinde bu Salatül Fatih'i bir kere okusa, dünyada herkesin yaptığı tesbihlerden, zikirlerden, dualardan 6000 kat fazla yazılıyor sevap. Bütün dünyadaki salavat, şu anda 2 milyar Müslüman ne kadar salavat okusa, bir kere Salatül Fatih okusa, hepsinin zikrinden fazla yazılıyor. Böyle bir büyük şey, biliyorsunuz kağıtla geldi gökten, Muhammed el-Bekri Hazretlerine indi. Ne buyuruldu? Bu salavat-ı şerifeyi bir kere dahi ömründe okuyan Allah'ın huzurunda cehenneme gönderilirse gelsin beni bulsun, yakalasın, ben ona söz veriyorum. Çünkü cehenneme girecek adama Salatül Fatihleri okumak nasip olmaz. Allah'ım cümle, ben her gün bir kere en az okumaya çalışıyorum. Tabii de unutmak oluyor ama keşke 100 kere okuyabilsem. 1000 kere Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif, teheccüde kalk mesela, hadi işte. 100 kere de Salatül Fatih okuduğun zaman açılmayacak, kilitli kapı kalmaz. Allah o işi halleder. Ben bunu denedim. Ben de bunu denedim. Bütün evliyaullah denemişler. Onun için Rabbim amele muvaffak eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-Fatih lima ugliqa vel hatim lima sebeq ve nasırul hakkı bil hak vel hâni ilâ sırâtıkel müstakîm alâ hakka kadri ve miqdâril azîm. 3 sıra var bu Ahmet icazetlerden. Bu daha kısasıdır. Burada hep icazetleri var. Bu eser dünya ahiret kilitli kapı bırakmaz. Açmadık kapı bırakmaz. Allah'ım amele muvaffak eyle. Size arz ediliyor. Bir de Doktor Yunus Emre Aydın Hoca Efendi kardeşimiz, biliyorsunuz Sakı Efendi Hazretleri'nin, Menzil Şeyhi Sakı Efendi Hazretleri'nin yakınlarından, çok değer verdiği alimlerinden, heyetinden istişare edilen kıymetli hocamız. O da Osmanlı'da Fidan'dan Çınar'a Manevi Kökler diye bir eser yazmış. Bu eserde çok ilimler toplamış. Burada benim anladığım padişahların tasavvufla ilişkileri, padişahların tarikat şeyhleriyle, evliyaullah ile münasebetleri, bağlılıkları, intisapları ve Osmanlı'nın 650 sene devamının sırrı ve bereketiyle ilgili önemli şeyler, Fatih Sultan Hazretlerinden, Yavuz Sultan Hazretlerinden, sonra işte tabii diğer şeyhler, Halid-i Bağdat Hazretlerimiz döneminde bu konuları toplamış. Allah hizmetini kabul eylesin. Bu kitap da Ahıska'dan çıkmış, sizlere arz ediliyor. Salihlerin menkıbeleri anıldığı zaman, Allah dostlarından bahsettiği zaman rahmetler iner, okuyup istifade eder ve ecdadımızın ne büyük adamlar olduğunu ve Evliyaullah'a verdikleri değer nispetinde Allah'ın onları dünyada hakim kıldığını, ulemayı, evliyayı dinleyenleri Allah'ın aziz ettiğini, işte dinlemeyenler ortada. Onun için bu eserden de istifade edilebilir. Amin. Subhane rabbiyal ali ila alel vab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ve ali ve sahbi ecmaîn. Ya Allah, ya ali, ya azim, ya halim, ya alim, ya hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu. Fa'fu annâ ve afnâ ve teqabbel minnâ innek entes. Allahümme ya erhamer rahimin ya Rahim. Ya erhamer rahimin. Allahümme inna nes'eluke el cenneh. Amin. Na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'eluke ridvâneke vel cenneh. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
Allahümme ya Rabbi ya Rabbi Allah. Ne'udhu bike min şerri kulli acilihi ve acilihi. Ma'alimna min umma. Lem na'lem Allahümme ma kadayte lena min kadâ fece'al akıbete ve reşedâ Allahümme. Atina min ledüke rahmeten ve heyyi lena min emrina rüşkü. Rabbena atimim lena nurana ve aghfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme a'id ileyna külliyetena i'adeten, aciletten, cemileten. Allahümme ya Rabbi ya Rabbi sekhir li erbâbet tevkî. Allahümme sekhir lena erbâbet tevkî hattâ yuvekkû alâ. i'adeti külliyetina ya Rabbel âlemîn ve ya khayran nâsirîn. Allahümme ekta hacetena fi i'adeti külliyetina. Allahümme ekta hacetena. Allahümme ekşif kurbetina. اللهم عجل حاجتنا اللهم عجل مرادنا يا رب العالمين وارزقنا اتمام كل عاجلا غير عاجل يا رب العالمين اللهم يا رب يا رب اعط كل واحد منا ومجتمعينا ومؤمنين دعائنا ودعواتنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم اكشف كرباتنا اللهم بارك لنا في ازواجنا واولادنا وذرياتنا اللهم اصلح لنا ازواجنا واولادنا اللهم أموالنا اللهم بارك لنا في مكتباتنا وجمعياتنا وجماعاتنا اللهم بارك لنا في أصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم اصرف عنا يا رب كل ضير وضر إنك على كل شيء قدير اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين. Cemaatlerimizden isimleri yazılanlardan Gülşen, Ayşe, Fadime, Mukaddes, Safiye, Lütfiye, Havva, Müesser, Hamide, Fatıma, Gülhanım, Ferda, Fatıma, her birinin soyadları da sana malum, kabirleri, halleri affeyle, mağfiret eyle, rahmet eyle, lütfeyle, azaplarını ref eyle. Yine cemaatlerimizden Akif, Sakin, Salih, Fevzi, Veysel, Alaaddin, İdris, Feyzullah, Erman, Şaban, Sadullah, Mehmet, Ali, Mehmet, Bayırlı, Mehmet, Selamettin, Reşat, Hasan, Cevat, Celil, Abdülmuttalip, Ümit, Hasan, Taşçı Vahid, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bizler de onların hallendik de ya Rabbi. Bize de iman kamil üstü hatim eyle, çene kapamak nasip eyle. Amin. Bu meyitlere de rahmet eyle, azapları varsa ref eyle. Kabir istirahatı ihsan eyle. Allah'ım Habibin hürmetine ya Rabbi, iman selametiyle ölmüş olanları sen fazl-ı keremle lütfunla azabından, gazabından emin eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi selleme. تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وآله وصحابه مشايخنا أمواتنا أموات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين فاتح سلطان يا أبو السلطان يا رب إلى سلاطين عثمان إلى أرواح عصمت غريب الله خليل الله عز وجل فندب حسين كنت سفن شريف كنت سفن دعمت شيخنا علي بن حيدر الأخصائي إلى أبو حسين شيخنا حضرة الخالد القطب المجدد الغوث فرد محمود أوفي قدس الله إصرارهم العلي الفاتحة